Ajans Güneş Kuşağı'nda ilk iki saatimizi geride bıraktık. Yeni saatimizde de gündemde öne çıkan gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'yi kabul edecek demiştik. Seçim gündemli toplantıya ilişkin detayları alacağız. Ankara'dayız bir kez daha. Söz A Haber ekibinden Rüya Akkuş'ta. Rüya. Banal, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz dakikalarda Ankara'ya AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Ancak henüz Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici buraya gelmedi. Yani şöyle diyebiliriz, görüşme takviminde bir yarım saatlik gecikme söz konusu. O da geldikten sonra iki isim görüşmeye başlayacaklar. Bu noktada esasen seçim konusu ele alınacak. Dün Erdoğan Bahçeli'yle 1 saat 15 dakika bir görüşme gerçekleştirmişti. Özellikle de bu görüşmenin 10 Mart tarihinden önce olmasının elbette ki sembolik ve olduğu kadar bir o kadar da gerçekçi anlamları söz konusu. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın çok büyük bir ihtimalle Ankara'da Türkiye'de seçim yenilemesi kararını imzalayacak. Dolayısıyla o kararda 11 Mart Cumartesi günü en geç yayınlanacak resmi gazetede. Dolayısıyla Türkiye bir seçim atmosferine girecek. Onun da öncesinde bu görüşmelerin yapılıyor olması oldukça önemli. Yine aynı şekilde Destici ile gündemi de seçim konusu oluşturacak. Ancak Erdoğan her fırsatta şunu söylüyor, ağırlıklı olarak deprem konusuna el vereceğiz diyor. Tam da bu noktada esasen hem Bahçeli ile hem de Destici de kendisi deprem bölgesinde ziyaretler gerçekleştirmişti. Bu ziyaretler sonucunda da depremin ihmalleri, hataları ve eksikliklerin olduğu noktaları da liderler yerinde müşahede etmiş. Dolayısıyla uzmanlardan da yerinde bilgi almışlardı. Bu sürecin sonucunda Cumhur İttifakı olarak bölgede atılacak adımlar, ortaklaşa belirlenecek politikalar oldukça önemli elbette. Bunlar da yine aynı şekilde değerlendirme kapsamında olacaklar diyebiliriz. Yine aynı şekilde bakacak olursak yer listelerin hazırlanması süreci de başladı. Karar resmi gazetede yayınlandıktan sonra AK Parti 11 Mart Cumartesi günü ilk aday adaylığı başvurularını almaya başlayacak. Sadece AK Parti Genel Merkezi değil 81 ildeki tüm il başkanlıklarında bu gerçekleşecek. Ama elbette ki buna giden süreçte oluşturulacak listelerde oldukça önemli. Cumhur İttifakı'nın bu seçim çalışmalarında hangi illerden ne kadar milletvekili çıkacağını her ne kadar YSK belirlemiş olsa da isim belirleme konusu oldukça önemli. Kazanabilecek adayları seçmek, kazanabilecek adaylardan bir liste oluşturmak seçim kampanyasının en temel hususlarından bir tanesini oluşturuyor diyebiliriz. Bir yandan da görüşme başladı mı başlamadı mı onu takip etmeye çalışıyoruz. Bu isimler belirlenirken de Cumhur İttifakı değerlendirmesi oldukça önemli olacak. Bizler şu anda AK Parti Genel Merkezi'ndeyiz. Dün bir açıklama gelmemişti. Bahçeli bir açıklama yapmamıştı ama Destici'nin büyük bir ihtimalle açıklama yapmasını bekliyoruz. Kendisine de neler görüşüldü ve konuşulduğuna dair soru sorma imkanımız olacaktır diye umuyoruz. O anları da ekranlara mümkün olduğu kadar canlı getireceğiz. Rüya, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için.